Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Ders 2. Bugün inşallah ikinci dersimizi okuyoruz. Bu Abdullah kitabının ikinci dersi. Bir önceki dersimizde ومعرضا عن الطعن لآراء المؤلفين يا خضر جل مشتك أنجر بلاس جريدا المخ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي ولقد طال ما جال في صدري شارح دوركي وقصن دا جدب جلان Ee, düşüncem biraz uzadı. Yani o zihnime gelmişti ee, İsa Hoca'nın üzerine güzel bir şerh yazmak, zor olan yerleri açıklayıcı, gizli olan sırlarını ortaya çıkaracak, izah edecek ee, bir şerh yazmayı düşünmüştüm. O zihnimdeydi o zihnimde olan o düşüncem, kalbimde olan, göğsümde olan o düşüncem e, gidip geliyordu ve onun üzerinde uzun zaman geçti. Uzun süre bu şekilde kaldı. ila en vak'al ihtiyacu fi dersi Ta ki benim dersimde bu şerhe ihtiyaç vakı oluncaya kadar. Yani daha önce sadece düşünüyordum. Fakat daha sonra artık İsa Huci metnini ders vermeye başladım. E, bu ders esnasında artık öyle bir şerhe ihtiyaç bil fiil vaka oldu. ثُمَّ اِسْتِشْغَافِي بَعْدَ الطَّلَبَةِ اِلَيَّ Sonra bazı öğrencilerin ilim taliplerinin eee bana ısrarlı bir şekilde kalbimi yumuşatacak, merhametimi, şefkatimi, şefkatimi harekete geçirecek şekilde, beni yumuşatacak şekilde, benden ısrarlı bir şekilde istemelerine kadar. Yani hem ders verdim, bu ders esnasında böyle bir şerheye ihtiyaç vaka oldu. Bundan sonra da bazı öğrenciler de benden böyle ısrarlı bir şekilde bir şeh yarmamı yazmamı istediler. İstişgaf yani şef meydana getirmek yani bir şeye meyil yapmayı meydana getirecek derecede e, istek, talep. ve ila ve bununla birlikte o talebelerin benim yanımda e, okumalarına kadar veya da ilahi burada ala manasında düşünürsek yani ala kıraati haladeyye yani istekleriyle birlikte ihtiyaç bu şerha ihtiyaç doğmakla birlikte o öğrenciler benim yanımda aynı zamanda bu kitabı okuyorlardı. Bu ilahi demek ki ala manasında da kullanabiliriz ama ila da Yine bu birinci ilaya atfederek e, ila Bu öğrencilerin benim yanımda e, bu risaleyi okuyuncaya dek bu düşüncem benim göğsümde, kalbimde, zihnimde gidip geliyordu. Ama bundan sonra bu durum vakı olunca, bu ihtiyaç meydana gelince e, İşte bu ihtiyaç, bu istek bu şerhe başlamamı hareketlendirdi. Beni hareketlendirdi. Kad beni hareketlendirdi. Harekete geçirdi. İlaşru zalike bu şerhe başlamaya beni harekete getirdi. Ve in kuntu ba'iden min hunalike. Her ne kadar ben bu alandan, bu meydandan uzak idim. Hunalike yani dediği elin meydanıdır şerh yapabilme, şerh yazabilme kabiliyetidir. ben bu kabiliyetten uzak idim. Neden? Li kusuri fi bidaatil funun. Çünkü e, ilimlerin sermayelerinde benim çok kusurum vardı. Vufur <laughs> çokluktur, kesrettir. Li <laughs> kusuri, kusurlarımın çokluğundan dolayı. Hangi konuda kusurlarım çoktu? fi bidaatil fununi. Bidaat, bidaat aslında eşyadır, metaattır. Ee, burada kasıt tabi ilmi bilgidir, sermayedir. Yani ilmi sermayedir. Yani elimler funun, fenler, elimler. Yani elimlerin sermayelerinde, elimi eşyalarda, elimi meselelerde benim çok kusurum vardı. Ma'a tevezzu'i khuturi. Bununla birlikte benim huturum, hutur, hatırat yani düşüncelerim de böyle dağınıktı. Bazı nüshalerde me'a tevezzu'i huduri diye geçiyor. Yani hudur benim zihnimin hazır olması, kalbimin yazarken zihnimin böyle hazır olması e, öyle o huzur da dağınıktı yani birçok yere dağılmıştı. Dolayısıyla o hudur tevezzu etmişti birçok mesele hakkında yani yayılmıştı. Böyle eğer insanın zihni hazır değilse e, veyahut hatıratı, yani onun hatırası da zihindeki e, o hatıra eğer hazır değilse e, insan e, bir şey yazamaz. İşte diyor bununla birlikte yine ben başlamaya koyuldum. Ve teşettütil menuni. Evet. Menun aslında e, zamandır. Fakat burada kasıt zamanda meydana gelen hadiselerdir. Ve teşeddüt menuni yani birçok hadise vardı. Değişik değişik, teşeddüt, teşeddüt tabi ihtilaf, muhtelif muhtelif çok hadiseler oluyordu. Doğrudur, hadiseler çok meydana gelince insanın zihni o hadiselere doğru e, yayılıyor ve dolayısıyla yani böyle e, kayda değer bir şey gerçekleştirmesi de zorlaşıyor. Evet, bütün bu engellere rağmen, bütün bu eksikliklere rağmen ben yine o isteklerden dolayı ve o ihtiyaçtan dolayı e, şerhe başladım, e, şerh yazmaya e, başladım. Niye bunu yaptım? Liyekune vesileten lil-iştigali vel-mudakirati. Ta ki bu şerhim meşgul olmaya, yani artık meseleleri tahrir etmek için meşgul yani o meseleleri hmm, halletmek için meşgul meşgul o, yani meşhuliyet meydana getirsin. insanlar onunla meşgul olsun. Meseleleri halletmek için ona baksın. Ve müzakere. Evet yani ta ki müzakere içinde <laughs> birden öyle bir fiil e, öğrenciler birbirlerine bunu hatırlatsınlar. Söylesinler, beraber müzakere etsinler. Bu müzakereye ve bu meşguliyete vesile olsun diye artık o İsa içindeki meseleleri açıklığa kavuşturmak için bir iştigal, bir müzakere meydana gelsin diye. وَذِرِعَةً لِسْتِعْمَالِ الْخَوَاطِرِ فِي الْمُطَالَعَةِ Ve mutalaada hatıratları kullanmaya vesile olsun. Zeriatın yine vesile manasındadır. Zeriat vesile olsun. Neye vesile olsun? istimal ı khavatri. Hatıraları, khavatri yani hatıra gelen insanın zihnini böyle zihni hatıratını <coughs> kullansın. Fil mutalaati mutalaa yapmakta. Yani kitaba bakmak, kitabın işte ibaresini e, hal ve ibareden manayı çıkarmak. Mutala budur zaten insanın böyle fikrini, düşüncesini bir ibarenin üzerine yoğullaştırıp oradaki e, maksadı, meramı, manayı ortaya çıkarmaya çalışmaktır. ataki ki bu şerhem de bu tür şeylere, bu faydalı şeylere vesile olsun diye. Çünkü şerh olmazsa sade metin hem çok kısadır, hem de zor olduğu için insan o kısacık lafza baktığı zaman ee, belki bir şey anlar veyahut anlamaz, anlaması zor olur ve metni bir tarafa bırakır, bir kenara bırakır. Ama o metnin üzerinde şerh olursa gerçekten de bir metnin üzerinde bir şerh olursa o şerh biraz da açıklayıcı ise insana bir zevk verir. Dolayısıyla e, ne yapar? Mutalaa etmek için e, kendini daha müsait görür ve daha rahat görür. Bu şekilde mutalaa yapar. Aynı şekilde e, arkadaşlarıyla beraber müzakere yapar. Yani buna vesile olur şerhler, buna vesile olur şerhler, haşiyeler bazı metinler üzerinde yazılınca bunlar daha çok açıklayıcı oluyorlar ve insanın da kendisini daha çok ona vermeye yarıyor, vesile oluyor. Mustarşiden minel murşidir reşid ellevi huve yubdi ve yu'id. Tabi bunu yaparken de e, ee, Raşid olan mürşidden istirşad ederek bunu yaptım. Tabi istirşad ederek müsterşiden istirşad etmek. İstirşad etmek ne demektir? Ruşdu talep etmek. Ruşd ne demektir? Doğruya ile doğru olan, doğru yol. Evet. Yani rüşdü rüşdü talep ettim. Allah'tan rüşdü talep ettim. Yani beni doğruya iletmesini, doğru yolda yürümeme izin vermesi, yardımcı olması e, bu konuda bu işte rüştü talep ettim. Minel kimden? Minel murşidir i O Allah'tan ki murşiddir. İrşad ediyor. Doğru yolu gösteriyor. Ve kendisi de zaten reşittir. Çokça rüşt ediyor. Çokça insanları yani böyle çoklukla e, insanları doğru yola iletiyor. Onun bu konudan hem kuvveti vardır, hem gücü vardır, hem e, yani kudreti vardır. Dolayısıyla ben de o reşid olan mürşidden, o çok da çokça rüşdü yapan mürşidden, rüşdü talep ederek, yani bu şerhi yazarken doğru yapmamı, yanlışlardan beni korumamı ve doğru çizgide e, mesafe katme, kat etmeyi ondan dileyerek e, talep ederek bu işe koyuldu. O mürşid ki ellezî, o ki o Allah ki huve yübdi'u başlatan odur ve yu'id tekrar iade eden de odur. Yani ilk yaratan mahlukatı yaratılışını ilk başlatan odur ve mahlukat yok olduktan sonra, fena bulduktan sonra yine onun iradesi ve emriyle e, zamanları geldikten geldiği e, yani zamanları gelince o fena zamanları gelince fena oluyorlar tekrar ondan sonra dilediği zaman onları iade ediyor ha işte e, başlatan ve iade eden odur mutecenniben anil italeti salfin. tabi bu şerhimi yaparken bu şerhimi yazarken yine e, benden önce şerh yazanlara dil uzatmaktan yine ee, ne yaptım? Yani onlara dil, dilimi uzatmadan. Evet. Benden önce şerhi yazanlara dil uzatmadan. Mütecenniben yani kendimi e, uzaklaştırarak e, ve imtina ederek hangi şeyden? Anil italet. İtalet dil uzatmaktır burada. lisalifine yani benden önceki e, şerh yazan o alimlere dil uzatmadan bu şerhimi yazdı. Yani ben şerhimi yazarken hiç kimseye sudu yani hiç kimseyi e, ayıplamadım. İşte falan kişi de şerh yazmış ama e, şerhi çok kısadır. Anla, anlaşılmıyor. işte şurada şurada yanlışları olmuştur falan. Böylece onlara hiç dil uzatmadım. Ve mu'riden anit ta'ni li muellifin. Hemen hemen aynı manadır. <laughs> Bir önceki cümleyle hemen hemen Aynı manadır. Sadece lafızlar değişiktir. Ve mu'riden i'rad ederek, yüz çevirerek yani hangi şeyden yüz çevirdim? Aneddani. Tan, kusur. Kusurları ifade etmek. Bir kişiye kusur yapmak. Li ara il muellifine yani e, kitap te'lif eden şerhleri yazanların görüşlerine veyahut da başka e, mantık ilminde yazanların görüşlerine e, kusur yapmadan kusurları belirtmeden veya o kusurlardan kusurları belirtmekten yüz çevirerek ben bu şerhi yazdım. Vel <laughs> me'mulu umulan şey veya da istenilen, talep edilen şey tabi me'mul burada umulan yani bu e, tabi buradaki umulandan kasıt taleptir. Vel me'mulu talep edilen bir tarihi recai minel ahibbai yani dostlarından e, raca yani, raca yoluyla e, talep ettiğim şey şudur. E, tabii ki o dostlardan ben istiyorum. Hangi dostlar? el bir huliyel insafi. İnsaf süsüyle süslenenler. Yani insaf ahlakıyla hareket edip o insafı kendine süs yapanlar. O insaf e, ahlakıyla, o güzel olan hasletle süslenen dostlarım el metxalini an rezilati il ve i'tisaf ve bagi ve i'tisaf olan iki tane kötü ahlaktan da kendilerini arındırmış olan e, o dostlardan ben raca yoluyla e, şunu talep ediyorum. Tabi burada bagi haddi aşmaktır. İ'tisaf doğru yoldan çıkmaktır ve hut zulmetmek. Yani zulüm haksızlıktan ve haddi aşmaktan ve hatta yolu şaşırıp şaşırmaktan ve haddi aşmaktan çok ileri gitmek gibi bu iki tane razil ahlaktan kendilerini e, arındırmış olan e, dostlarımdan raca yoluyla raca üslubuyla şunu talep ediyorum. İza asru ala şeyin zellet fihi el qadam ev kalem eee ayağın kaydığı veya hatta kalemin ileri gidip yanlış yaptığı bir şeye rast geldikleri zaman ida asuru yani rast geldikleri zaman neye rast geldiler? Ala şeyin öyle bir şeye rast geldiler ki zellet fihil kadem orada ayak kaymıştır yani yanlış yapmış böyle yanlış yaptığın bir yer. Evtaba bihil kalem ya da sehven e, diyelim ki bazı şeyleri yanlış mı yazmışım? Yani kalem yanlış yazmış. İşte böyle bazı yanlışlarıma denk geldiklerinde bu yanlışlarıma rast geldiklerinde e, en yuslihehu yani onu ıslah etmesi, düzeltmesini ben rica ediyorum. Onu talep ediyorum ben dostlarımdan. İnsaflı olan ve bagi gibi, hadd aşmak gibi zulmetme gibi ahlaklardan da uzak olan dostlarımdan işte bu o yanlış yeri düzeltmesini talep ediyorum, rica ediyorum. Bima yaktadihi artık gereken neyse orada düzeltmesi nasıl gerekiyorsa o şekil düzeltmesini. ve innel insane çünkü muhakkak ki insan menşe'un nisyani nisyanın kaynağıdır. Unutkanlığın Unutmanın kaynağıdır. Yani insanda epeyce nisyanlar unutkanlıklar meydana geliyor. Bazı şeyleri unutuyor. Ve zelal. Ve yine insan zelalin menşeidir. Yani kaymaların, yanlış yapmanın, hata yapmanın da kaynağıdır. İnsanda çok yanlış yapmalar da oluyor. Ve yine mütemenniyen bu kitabı yazarken şunu temenni ederek. من الناظرين وكتاب تمني ederek أن ينظروه بنظر الإنصاف يعني yani إنصاف باق شيلة باق مالارنا <hesitation> بيننا فإن الإنصاف خير الأوصاف لأن إنصاف وصف أن خير فلما تيسر الإتمام بعون الله الوهاب Evet, ne zaman ki çokça vahhab, hibe eden Allah'ın yardımıyla bu şerhi tamamlamak müyesser oldu. Yani bu şerhi ne zaman ki tamamladım, bitirdim. سَمَّيْتُهُ bi الدُّلَّابِ Ona Mughnid ismini verdim. Mughnid ne demek? Mughni, zenginleştiren, zengin edici. Kimleri? Mughnid tullab talibin cem'idir. Talib de ilim talebesidir. Elim talebelerini zenginleştiren kitap demektir. Bu unuttular. Tabi hangi konuda zenginleştiriyor? Elbette ki bu İsa e, ihtiyaç duyan insanların bilgi açısından, o İsa açıklaması açısından okuyanları zenginleştiriyor. Yani tam böyle İsa açıklıyor. Orada kapalı bir şey bırakmıyor işte bu ismi verdim ona. Muğnit Tullab e, İsa Uciyi okuyup da anlamak isteyenleri o isteyen öğrencileri tam olarak zenginleştiren onları başka bir şeye muhtaç bırakmayan kitap ismini verdim. Bu ismi verdim li ismi el lil musamma fi tahqiq ta ki bu isim musammasına mutabık olsun. Tahrik yani gerçek anlamda, gerçek manada bu isim musemmasına mutabak olsun. Çünkü musemmasını gerçekten o şekilde yapmışım. Yani musemmasını yani bu kitabı, bu magnetullah kitabını öyle bir şekilde yazdım ki artık İsa tamamen açıklasın. Orada kapalı bir şey bırakmasın. Başka bir kitaba ihtiyaç. E, bırakmaz. O şekilde ben yazdım. E, tabii ki onun için de bu ismi de koydum ki isim tam böyle musammasına mutabık olsun diye. Bu ismi ben yazdım. Veyahut da bu ismi bıraktım ki bu isim musammasını bu hale getirsin. Yani demek ki tefa'üle bil hayr. <laughs> yani burada aynı zamanda o şey umarak ben yazdım. Bu ismini verdim ve muafiqan lehu min cemi'il vücuhi ve bu ismi verdim ki bu isim musemmasına bütün yönleriyle o musamasına muafık olsun, uygun olsun, uyumlu olsun. Yani demek ki aynı zamanda isim vasıtasıyla da o kitabın Allah tarafından bu şekilde faydalı olmasını e, umarak ben bu ismini verdim e, diye Muhannettullah ismini vermiş. Tabi bunu muafık muafıkan lehu min cemi al bi etem tevfik. En mükemmel bir tevfik Tabi yani Allah Celle Celaluhu bu konuda beni tam mükemmel bir şekilde muvaffak kılarak o isim ile musamayı birbirine mutab mutabık yapmasını bu şekilde ben isteyerek, umarak bu ismi verdim. Ve ilallahi etedarra'u. Allah'a yalvarıyorum. Böyle ısrarla, böyle yalvarma şeklinde Allah'tan istiyorum, talep ediyorum ki en yec'ale haza khalisan li vecihi'l kerim. Bu kitabı sırf rızasına uygun yapsın. En yec'ale kılsın haza bu şerhimi khalisan khalis li vecihi'l kerim. Yani kendi rızasına, kendi vecihine, kendi zat rızasına, o kerim olan rızasına, zatına böyle sadece onun rızasını gözeterek yazılmış hale getirsin. Yani bu yazmamda başka bir böyle nefsi bir şey olmaz. Bu bunu ben Allah'tan yalvararak istiyorum. Ve mukarriben min rahmeti taala. Ve bu yazma, bu şerhim, bu çalışma onun Allah Celle Celal'ın rahmetine yaklaştırıcı kılsın. Ve minhu'l ma'unatu ve't tevfik. Yardım ve tevfik ondandır ve biyede azimetu tahkik ve maksatları gayeleri gerçekleştirme e, yolları da onun elindedir yani Allah celle celaluhu'nun elindedir o kudret yani bir meseleyi e, hakikate ulaştırmak gerçekleştirmek geçtir gerçekleştirmek hep Allah'ın elindedir İnsan birçok şey ister ama Allah dilemediği zaman o şeyler gerçekleşmez Kala Allahu ta'ala. Evet. Artık burada dibacemiz bitti. İnşallah bu dersi de bu şekilde burada sonlandırıyoruz. Kala Allahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Artık ikinci şey, bundan sonraki derste bunu inşallah göreceğiz. Burada başlayacağız. Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah muvaffak eylesin.